Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 22 Eylül 2016 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Şeker Fabrikası 61. Şeker Üretim Kampanyası'na bugün start verdi. Erzincan Şeker Fabrikası 61. Şeker Üretim Kampanyası'na start verdi. Erzincan Şeker Fabrikası'na Şeker Üretim Kampanyası açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Erzincan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Aytemur, kamu kurum müdürleri, şeker fabrikası çalışanları ve üreticiler katıldı. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Aytemur yapmış olduğu konuşmasında Erzincan, Sivas ve Gümüşhane illerine bağlı Erzincan Merkez, Su Şehri, Kelkit ve Şiran şefliklerine bağlı 80 köyde toplam 1256 çiftçi ile 315 bin ton pancar üretim karşılığı 40.160 sahada sözleşmeli olarak pancar ekimi yapıldığını söyledi. Sanayinde 90, fabrikamızda ise 60 yılı geride bırakırken kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen çiftçilerimiz ve çalışanlarımızdan, aramızdan ayrılmış olanları rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum. Sayın Valim, değerli konuklar, Erzincan Şeker Fabrikası'nda bu yıl şekerin ham maddesi olan şeker pancarı üretimi için Erzincan, Sivas ve Gümüşhane illerine bağlı Erzincan Merkez, Su Şehri, Kelkit ve Şiran Ziraat Bölge Şefliklerimize bağlı 80 köyde toplam 1956 çiftçimizle 315 bin ton pancar üretim kotası karşılığı 40.160 dekar sahada sözleşmeli olarak pancar ekimi yaptırılmıştır. Ekim yaptırılan bu sahada elde edilecek ve bedeli ödenecek rekolte miktarı yaklaşık 240 bin ton olacaktır. Bu miktarın 18 bin tonu Turhal Şeker Fabrikası'na gönderilecek, 222 bin tonu ise fabrikamızda işlenecektir. Pancar üreticilerimize teslim edecekleri pancar bedeli olarak toplam 47 milyon TL ödeme yapılacaktır. Bu bedelin yaklaşık %32'sine tekabül eden 15 milyon TL avans ödemesi yapılmıştır. Bundan sonraki dönemde de akdedilen pancar üretim sözleşmesi çerçevesinde üreticilerimize avans ödemelerimiz devam edecektir. Dolayısıyla çiftçilerimize henüz pancar teslimi tamamlanmadan ürün bedelinin önemli bir kısmı şirketimizce ödenmiş olacaktır. Bunun yanında taşra bölgelerimizdeki üreticilerimizin pancarlarını fabrikamız merkez kantarına doğrudan teslim etmeleri halinde nakliye bedelleriyle birlikte nakliye prim ve tazminatı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Burada bir hususa vurgu yapmak isterim. Cefakar çiftçilerimizden teslim edecekleri pancarı mümkün olduğunca yapraksız, topraksız, çürükleri ayıklanmış ve başları düzgün kesilmiş şekilde teslim etmelerini istirham ediyorum. Zira aşırı çamurlu ve topraklı pancar, pancar boşaltma ve temizleme makinalarında sıklıkla arızalara neden olmakta. Bu durum pancar üreticilerimizin boşaltma öncesi uzun süre beklemelerine ve mağduriyetlerine yol açmaktadır. Şeker İç Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise yapmış olduğu konuşmasında herkesin malumu 2000'li yıllarda özelleştirme kapsamına alınan fabrikamız aşağı yukarı hiçbir yenilik ve yatırım yapılmadan, işçi alınmadan faaliyetlerini sürdürerek yine bu işi alınlarının akıyla bugüne getirdiğini görüyoruz dedi. 2000'li yıllarda özelleştirme kapsamına alınan şirketimiz 16 yıllık bir süreçte aşağı yukarı hiçbir yenilik, hiçbir yatırım, teknolojik yatırım yapılmadan, işçi alınmadan 2000'li yıllarda 30 bin çalışanının bugün 12 binlere düştüğünü düşünür isek eğer, çalışanların ne kadar fedakarca bir üretim yaptığını görmek mümkün. Tabii çok şey söylemek, çok şey konuşmak mümkün. Ama gerçekleri söylemek, bizi idare edenlerin önünde söylemek, bu ülkenin sorumluluğunu taşıyanların önünde söylemek de
bir sivil toplum örgütünün genel başkanının görevi diye düşünüyor. İnanın, şeker sanayinde belki bine yakın insan bir ay, 100 gün boyunca hiç kampanya hiç hafta tatili yapmadan kampanyada çalışmaya devam edecek. Bu bir hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluk bugün değil. 2000'li yıllardan bugüne kadar da devam ediyor. Bunu ülkemizin çalışma hayatının gündemine getirmek için bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Bugün 3 kişinin yapacağı işi işçi arkadaşlarımız tek başına yapıyor. Bu da gösteriyor ki şeker iş sendikası her zaman üretimden yana tavrını koymuştur. Hem bu aksaklıkları gündeme getirmiş hem de üretimden taviz vermemek için elini taşın altına koymuştur. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise yapmış olduğu konuşmasında 2500 ailenin bu sektörden istifade ettiğini, bunu kapatmak veya özelleştirerek iplik fabrikası haline getirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Evet, Şeker İş Sendika Başkanımız gerçekten içinden gelen ve sektörün problemlerini en iyi şekilde izah etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Şekerin tadını kaçırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini, Sayın Başbakanımızın bu konudaki hassasiyetini herkes biliyor. Türk çiftçisinin, Türkiye'deki hayvancılık sektörünün ve yan kuruluşlar olarak gıda sektörünü tetikleyen, ona her türlü ham maddeyi sağlayan bir sektör pancar. Ben ziraat meslek lisesini bitirdiğimde bize hocalarımız hep bunları öğretti. Tarım olmazsa olmazımız. Tarım ve hayvancılık insanlığın olmazsa olmazı. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman da en önemli sektör olarak görülen şeker fabrikaları 1950'li yıllarda kurulduğunda Türk çiftçisinin, Türkiye'de hayvancılık yapan çiftçilerin altyapısını oluşturma bağında önemli bir sektör olarak kurulmuş. O günden bugüne kadar da hizmet vermiş ve vermeye devam ediyor. Fakat dünyada çeşitli oyunlarla şeker sektöründe yapılan hileler artık insan sağlığını da tehdit eder vaziyete gelmiştir. Burada şunu altını çizmek istiyorum. Şeker fabrikaları kurulalı aşağı yukarı 50 yıl olmuş. Bizim yapmamız gereken bu fabrikaları demode olmaktan kurtarıp modern yapısına kavuşturmak ve dünyadaki şeker sektörüyle rekabet edecek bir hale getirmek zorundayız. Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelli ise şeker sektöründe dünyada acımasız bir rekabet olduğunu, en pahalı şekeri Türkiye'nin ürettiğini ve dünya ile rekabet ettiklerini dile getirdi. Karakelle özelleştirme konusuna vurgu yaparak 4 fabrika birden satılsın, alan 3 yıl çalıştırsın, ondan sonra kapatılsın. Buna ne Cumhurbaşkanımız ne de Başbakanımız razı olmaz. Bunu bütün çiftçi kardeşlerim bilsin dedi. 1955 yılında merhum Menderes tarafından hizmet açılmış. Yıl 1955. Telaşa gerek yok ya. Bu fabrikalar çalışıyor, çalışacak. Kimsenin de endişesi olmasın. Ve yine 1970 yılında da merhum Erbakan hocamız tarafından da bu fabrikanın bir eksiği görülmüş. O da makine fabrikası kurulmuş. Ben öncelikle hem merhum Menderes ve o günkü Sanayi Bakanımız ve ekibine ve merhum Erbakan hocamıza Rabbim'den mekanları cennet olsun diyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Rabbim'den de onlara rahmet diliyorum. Dün dünde kaldı. Biz bugüne bakıyoruz. Bakınız,
Değerli hemşehrilerim, bizim Şekerli Sendika Başkanımızı dinlerken sanki böyle elbette yüreğinden gelenleri konuştu. Sendikacı olaraktan konuştu. Ama hemen şunu söyleyeyim. Elbette sivil toplum örgütlerinin çok önemli görevleri vardır. Onlar tespit ettikleri kuruluşlarındaki aksayan, eksiyen yerleri elbette tespit eder, ilgililerine bildirirler. Ama bir şeyi de hatırlatmak isterim. Şeker sektöründe, şeker sanayisinde dünyada acımasız bir rekabet var. En pahalı şekeri Türkiye üretiyor. Ve dünyayla rekabet ediyoruz. Ve çiftçilerimizi de korumak adına, evet, devletin devletçilik ilkesi vardır. Zarar dese bu müessese çalışacaktır diyor. Her yıl 1 trilyon, 2 trilyon, 5 trilyon kar ettiği günlerde vardır. Kaldı ki bu bölgenin tek kar edebilecek şeker fabrikası da Erzincan Şeker Fabrikası'dır. Niye? Poları çok yüksek. Yani polar dediğimiz, ben kardeşlerimizin diliyle konuşayım, şekerin kalitesi. Hani 16 polar olursa 190 kuruştur. Fiyatlara baktığımız zaman şu fiyatları bir dile getirelim. Nereden nereye geldiğini. Ben böyle bu tür toplantılarda siyaset yapmayı da çok fazla beğenmem. Hoşuma da gitmez, onu söyleyeyim. Bizim bu ülkenin iktidarımızda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bugüne kadar gelen başbakanlarımız ve bu toprakların yetiştirdiği bizim başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey bu konuya emin olun her birinizden, her birimizden çok daha fazla vakıf, çok daha da fazla zaman ayırıyor. Önce ben başbakanımızın da sizlere selamlarını getirdim. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki. Bu 1955'ten beri çalışan bir sektör. Ve Erzincan içinde, biz Erzincan ölçeğinde baktığımızda sadece Erzincan değil, Gümüşhane, Bayburt, Suşehri, Erzincan olmasa Erzurum Şeker Fabrikası'na 150-200 bin ton şeker pancarı buradan gidiyor. O fabrika da çalışmaz. Belki çok fabrika yanlış kurulmuş olabilir ama devletin devletçilik ilkesi gereği, o devletin sosyal bakışıyla oralara da bir şey götürmek zorundaydık biz. Onun için bunları paylaştık. Bugüne kadar da yürüttük. Bugün Erzincan ekonomisine katma değer olaraktan yıllık 100 trilyonluk eski parayla bir para geliyor. Sadece mercan beldemiz, küçük bir belde 10 trilyon para geliyor oraya. Bu önemli bir sektör. Bu sektörü hiç kimse göz ardı edemiyor. Olabilir. Bırakınız sadece gıda terörünü. Ne terörler var, dünya bizden nelerle uğraşıyor. Bir tek şekerle değil, tatlandırıcılarla değil. Dünyanın derdi başka. Onların derdi bizim tarımımızı da, hayvancılığımızı da, sanayimizi de, milli kalkınmamızı önlemek için mücadele veriyorlar. Ama emin olun ki biz bu mücadeleyi her sahada, her konuda Allah'ın izniyle, işte o dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımızla birlikte bu sistem yürüyor, yürüyecektir. Böyle zaman zaman özelleştirmelerden bahsediliyor. Hayır, böyle değil özelleştirmeler. Yanlış ilana çıkılmıştı, iptal edildi. Yanlış da özelleştirme. 4 fabrika birden satılsın, 3 yıl alan 3 yıl çalıştırsın, ondan sonra kapatsın. Buna ne başbakanımızın gönlü razı, onu bütün çiftçi kardeşlerim bilsin. Ne de Cumhurbaşkanımız. Şu anda da çok da gündemde değil. Ama şunu bilmelisiniz. Eğer özelleştirme olursa buranın sahibi, model derseniz Konya Çumura Şeker Fabrikası. Sahibi önce buradaki işçiler olacak. Pancar kooperatifler olacak. Erzincanlı iş adamlarımız olacak. Bu sistem çalışacak. Çalışanların sayısı bugün geçici çalışan 170 kişi var. Fazla bir şey değil. Kampanya dönemi 300 kişi, toplam 600 kişi. Niye 3000 kişi olmasın? Neden olmasın? Neden bunun yanına ilave fabrikalar kurmayalım? Yani bu demek değildir ki şayet özelleştirme gerçekleşirse kapısına kilit vurulacak. Birkaç örnek veriliyor ama onlar dünde kaldı.
size söyleyeyim. İplik fabrikasının kapanmasını anlatırsanız, işte onları geriye gidersek çok şey anlatmamız gerekir. Kimse kusura bakmasın. Türkiye o Türkiye değil. Türkiye artık o günkü Türkiye değil. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yapmış olduğu konuşmasında Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün hukuksuzluk var dediği konuya açıklık getirerek eğer bir yerde hukuksuzluk var ise onun karşısında biz varız dedi. Öncelikle bir şeyi belirtmeden geçemeyeceğim. Bir yerde hukuksuzluk varsa onun karşısında biz varız. Hukuksuzluk olması için Sayın Başkan bizim hukuk normlarımızda belirlenenin dışında bir işlem yapılması gerekir. Eğer normun içerisindeki kuralları uyguluyorsanız ve bu beğenilmiyorsa hukuksuzluk denmez. Biz doğru pancarı şimdi kampanyada sökmeye başlıyoruz ve soğukların başladığı yılbaşına kadar falan da devam ediyor. Bu sürede çalışan sayımızı artırabiliriz. 300 kadar da artırıyoruz. 317 artacak bu sene. Fakat sürekli çiftçilerimiz pancar getirdiği için işçilerimize çok hassas özel durumlar haricinde izin veremiyoruz. Fakat bizim hukukumuz ne diyor? İzin veremediğimiz işçilere bir hafta sonra izin veririz. Veya bir gün izin gününden çalıştırmazsak yerine 2 gün ücret veririz. Bir gün için 2 gün ücret veririz. Ha, bu beğenilmiyor olabilir, bu tartışılır. Tartışılır. Fakat bu hukuksuzluk değildir. Hukukun bilakis uygulanmasıdır. Kıymetli arkadaşlar, dünyanın kilit önemi haiz birkaç coğrafi noktasından birinde yer alan iklimi ve fiziki özellikleri sayesinde binlerce yıldır cazip bir yerleşim alanı olan Anadolu topraklarının geçmişine göz attığımızda ne zaman güven ortamını tesis ederek halkın taleplerine kulak veren bir yönetim anlayışı hakim olmuşsa o devirde mutlaka tarihte iz bırakan bir medeniyet kurulduğunu görmekteyiz. Bu toprakları tarihin en önemli medeniyet havzası haline getiren de bu vasfıdır. 21. yüzyılda ülkelerin en önemli hedeflerinden birisi tarımda kendi kendine yeterlilik gücüne ulaşmak ve ulaşılan bu gücün muhafazasını devam ettirmektir. Tarım sektörü günümüzde artık profesyonellik istemektedir. Tarımla uğraşan her kesimin kendi adına, ili, ilçesi, köyü ve ülkesi adına zenginlik üretebilmesi için meseleye profesyonelce bakması gerekmektedir. Tarım sektörü stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, küreselleşme ve katılımcılığın artan önemi, tarım sektöründeki anlayış, amaç, yapı, işleyiş, kullanılan araçlar ve yöntemlerde önemli değişmeleri gerekli kılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, dünya genelinde tarımsal ürünlere yönelik talebin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğini gösteriyor. Bunun en önemli nedeni dünya nüfusunun artması, dünya ekonomisinin büyümeye devam etmesi ve sağlıklı beslenme bilincinin giderek yaygınlaşmasıdır. Artan bu talebin karşılanması elbette dünyanın istediği nitelikte ve kalitede üretim yapmakla mümkündür. Yapılan konuşmaların ardından pancar kampanyasına ilk sırada pancarlarını getiren üreticilere hediye verildi. Hediyelerin verilmesinin ardından kantarın başında kurban kesilerek dua edildi ve üretim yılının kurdelesi kesilerek kampanya başlatıldı. Ya Rabbi, ellerimizi açtık, gönüllerimizi yedik, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle. Sayın seyirciler, MÜSİAD Kurucu Başkanı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ve Kayak Federasyonu yönetiminden bir ekip bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a geldiler. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile birlikte Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ali Arslantaş ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin Türkiye'de değil dünyada önemli bir yere geleceğini söyledi. Efendim Ergan Dağımız Türkiye'nin çok nadide dağlarından bir tanesi. Biz buranın dünyanın önemli bir, sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli bir kayak merkezi olabileceğine inanıyoruz. Bunun için seçildiğimizden bu yana her sene düzenli olarak 2-3 kere dağımızı ziyaret ediyoruz. Bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için yapılması gereken bütün yetkililerimizle, sayın valimizle, belediye başkanımızla ve buradaki diğer paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Burada devamlı her sene yeni yatırımlar yapıyor. Bugün işte göletimizi gördük, çok memnun olduk. Çünkü karlama sistemimiz başlıyor. Pistlerimiz genişledi. İnşallah bu sene karın da çok yağacağını meteoroloji uzmanları söylüyor. Bunların üçü de birleşince inşallah bereketli bir yıl olur. Temennimizi hem iletmek isteriz. Tabii ki dağın randımanlı çalışması, buradaki otellerin sayısının artması, öncelikle şehirdeki otellerimizin doluluğunun artması, öncelikle hedeflerimizden. Buraya gelen uçaklarımızın sayısının artması gerekiyor. Bu da bir gereklilik. Zaatlerinin turizme uygun olması gerekiyor. Bu da bir gereklilik. Buradaki restoran altyapılarımız, kafe altyapılarımızın gelişmesi gerekiyor. Ama zaman içinde bu yatırımları gördüğümüz zaman Ergan'a olan inancımız her sene daha da artıyor. Bu gezimizde de bu gelişmeleri görmekten çok memnunuz. İnşallah Ergan Türkiye'de ve dünyada layık olduğu yere böyle güzel çalışarak gelecektir diye düşünüyoruz. Hem yeni sezona hazır mı Kayak Federasyonu? Yeni sezondan beklentileriniz nelerdir? Geçen yıla göre bu sene biraz daha turizmin artmasını bekliyor musunuz? Tabii şimdi iki senedir iletişim kanallarımızı çok geliştirdik. Geçen sene gazetelerde haber alan kar ve kayak federasyonu ve yarışmalarla ilgili haberlerimiz 80 yıla denk bir seviyeye ulaştı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Tabii iletişim çok önemli çünkü 4 milyon kayakçıyı Türkiye'ye kazandırmak gibi 10 yılda bir projemiz var. Bu projemiz adım adım ilerliyor. Bu yıl özelinde tabii Erzurum'da Avrupa Gençlik Olimpik Festivali olacak. Türkiye için çok büyük bir uluslararası organizasyondur kayak organizasyonu. Ve 2018'de de 1,5 sene sonra da kış olimpiyatları Kore'de geliyor. Bütün bunlara hazırlanıyoruz. İnşallah Kayseri'de de geçen sene 80 yıldır ilk defa yaptığımız Dünya Kupası'nın ikinci ayağını tekrar Kayseri'de almayı başardık. Arzu ediyoruz ki tabii Ergan'da da altyapı çalışmalarımız tamamlandığı zaman Avrupa Kupaları, Dünya Kupaları yapacak seviyeye gelelim. Bütün gayretimiz bölgelerimizi teker teker geliştirmek ve özelinde de Erzincan'ın bu güzel dağını inşallah layık olduğu seviyeye getirmek. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yapmış olduğu açıklamasında kayak tesisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 2016-2017 sezonu için özellikle günübirlik tesisler elden geçirilerek vatandaşlarımıza burayı kullanacak olan kayak severlere daha kaliteli hizmet verme yolunda önemli bir çalışma yapıldı ve bitirildi. Akabinde su kaçıran göletimizin membran kaplaması yapılarak karlama ünitesinde bir sorun olmadan 6 defa tüm hattın karlanabileceği, suyun depolanabileceği bir gölet havzası oluşturuldu, gölet sahası oluşturuldu. Pistlerimiz minimum 40 metre genişliğe çıkartıldı. Daha önce telesiyej ünitemizde maalesef meydana gelen arızalardan ötürü mahcubiyet yaşamıştık kayak severlere. Hem onun bakımı hem de 1-200 metrelik kısımda telesiki sistemi kurulması yönünde çalışmalarımız oldu. Sezona yetişecek inşallah. Ve 1200 metrelik kısım aydınlatılarak gece saat 12'ye kadar kayak severlerin kayak yapabileceği bir pist oluşturulacak. Telesiyecimizde oluşan arızaların giderilmesi yönünde de kurumsal tecrübesinden Türkiye Kayak Federasyonu'nun faydalanmak için bir ekibimiz çok kısa süre içerisinde gelecek ve yapılan işlerin
teknik denetiminde de bize yardımcı olacaklar. Bu şekilde görüştük. Hatta yapabilirsek işletmeyi de Kayak Federasyonu ile birlikte yapma planımız var. Biz Sayın Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, eskilerin çocukluklarında oynadıkları geleneksel çocuk oyunlarını Erzincan Belediyesi yaşatmak için proje başlattı. Erzincan Belediyesi tarafından çocukların oyun dünyalarını geliştirmek, geleneksel oyunlarla buluşmalarını sağlamak amacıyla seksek, mendil kapmaca gibi oyun alanları okul bahçelerine çiziliyor. Okul bahçelerinin zeminlerine yapılan geleneksel oyun alanları sayesinde bu oyunların gelecek kuşaklara taşınmasına da yardımcı olunması planlanıyor. Projenin ilk örneği Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Hem projenin açılışını gerçekleştirmek hem de yeni eğitim yılında öğrencilere başarılar dilemek amacıyla Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve AK Parti Grup Başkanı Orhan Bulut okulu ziyaret ettiler. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, çocuklarımızın oyun dünyalarını zenginleştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak maksadıyla okullarımızda oyun alanları oluşturduk dedi. Evet, çok değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim, değerli öğretmen kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün anlamlı bir gün. Biliyorsunuz yakın zamanda kaybettiğimiz, vatan savunmasında kaybettiğimiz şehitlerimiz vardı. Şehitlerimizden bir tanesi de Tamer Meriç'ti. Tamer Meriç ismini burada Yavuz Selim mahallesinde bir okulumuza verdik. Tamer Meriç ismi ilelebet yaşayacaktır. Tabii 2016-2017 eğitim öğretim yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlendi. Biz de belediye olarak bu bağlamda bugün Şehit Tamer Meriç İlköğretim Okulu'na gelerek hem yöneticilerimize, müdürümüze, idarecilerimize hem de öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulunduk. Ayrıca da eli boş gelmedik. Bugün burada 260'a yakın öğrencimize çantaları, içerisinde kırtasiyeleri, kalemi, defteri, silgisi olan bir paketle geldik. Bunları da kendilerine hediye ettik. Ayrıca çocuklarımızın teneffüs aralarında daha hoş vakit geçirmeleri için, zekalarını daha da geliştirebilmeleri için yeni bir uygulama başlattık. Okul bahçelerinde, yer üzerinde çeşitli oyun alanları oluşturduk. Boyama ve rakamlarla çocuklarımızın teneffüslerini daha hoş geçirmeleri, eğlenceli geçirmeleri için bu uygulamayı da bugün Tamer Meriç, Şehit Tamer Meriç Ortaokulu'nda başlatmış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Bu uygulama diğer okullarımızda da devam edecek. Ben tekrar tüm eğitim camiasının eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.